Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bu videomuzda altın ve gümüşten bahsedeceğiz. Altın ve gümüşe geçmeden önce bizler için GaoForex'in videomuzda sponsor olan GaoForex'in sizler için bazı avantajları var. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Bu avantajların içerisinde en güzel olanı şu an ekranda görmüş olduğunuz grafiği sizler de artık kendi telefonunuza veya bilgisayarınıza GaoForex üzerinden indirebileceksiniz. Ve bunu indirmeniz tamamen ücretsiz olacak. Başkan 35 takipçilerine özel olacak arkadaşlar. Burada bir deneme hesabı yöntemiyle hiçbir ücret ödemeden bu grafiği indirip kendi teknik analizlerinizi telefonunuzda ve bilgisayarınızda artık kendinizde yapmaya başlayacaksınız. Ben açıklama kısmına link bırakacağım. Bu link üzerinden tıklamanız halinde GaoForex'e ulaşıp burada işlemlerinize başlayabilirsiniz. Ayrıca buraya üye olabilmek için arkadaşlar 18 yaş sınırı var. 18 yaşından büyük olmanız şart. Çünkü bu platformda kaldıraçlı işlemler yapılmakta. Kaldıraçlı işlemler sizlere zarar verebileceği gibi faydalı da olabilir. O yüzden teknik analizlerinizi iyice geliştirdikten sonra kaldıraçlı işlem yapmaya GaoForex'le başlayabilirsiniz. GaoForex firması Avrupa üzerinde işlemlerini yapıyordu. Artık Türkiye üzerinden de işlem yapmaya başladı. O yüzden GaoForex'in linkine tıklayıp içeriye girin arkadaşlar. Orada MetaTrader 5 kullanıyor GaoForex. MetaTrader 5'i telefonunuza veya bilgisayarınıza yüklediğiniz zaman buradaki müşteri hizmetlerinden de yardım alıp teknik analiz eğitimlerini de görebilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz benim kanalımda da Başkan 35 kanalında da teknik analiz eğitimleri mevcut. Bu teknik analiz eğitimlerini kullanaraktan sizler de bu grafik üzerinde kendinize ileriye dönük altın, dolar olsun, borsa olsun yatırımlarınızda yön belirleyebilirsiniz. Trend yönlerini belirleyebilirsiniz. İkili dip oluşumlarını yakalayabilirsiniz. İkili tepe oluşumlarını, üçlü tepe oluşumlarını hepsini burada kendiniz çizerek öğrenebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, GaoForex'in hizmetleri, bize sunduğu hizmetler daha henüz bitmedi. GaoForex'e 300 dolar yatırıp işlem yapmaya başlayanlar arasında da çekilişle altın verilecek. Bunları da buradan bilgisini verelim arkadaşlar. 5 arkadaşımıza GaoForex'in 300 dolarlık işlem açılması durumunda bu arkadaşlara da çekiliş yoluyla Başkan 35 kanalına üye olanlar arasında yapılacak çekilişte 5 kişiye altın hediyesi de GaoForex tarafından bizlere özel sunulmakta. Evet, ilerleyen günlerde gene videolarımızda GaoForex'ten bahsedeceğiz. Şimdi hemen altın ve gümüş analizimize geçelim. Altın ve gümüşte bizleri neler bekliyor? Sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanarak bunu bulmaya çalışalım. Evet, cuma günkü açıklamalar özellikle altın tarafında önemli olacak. Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltması yönündeki beklentiler altın fiyatları üzerinde baskıyı arttırmaya devam ediyor. Bizler için altında en kıymetli takip edeceğimiz destek bölgesi şu an itibariyle, bakın şurada gördüğünüz EMA değeri üzerindeki kapanışlar, yani 1800 dolar üzerindeki kapanışlar olması lazım arkadaşlar. Çünkü 1800 dolar üzerindeki kapanışları yakalayabilirsek altında tekrardan ivme yukarı doğru 1830 dolarlar seviyesine doğru altını götürebilir. Altında gene bizler için şuradan gelen, tepeden gelen düşen trend çizgimizin takip ettiğimiz zaman aşağıdaki önemli destek noktasının da bugün itibariyle 1780 dolardan geçtiğini burada görmekteyiz. Yani 1780 aralığıyla 1800 dolar aralığı altında belirleyici bir özellik olacak. Gene altında bizler için önemli bir destek, bakın şuradaki bizler için 1750 dolar desteği çok önemli. Burası ayrıyetten stop olarak da kullanabileceğimiz bir bölge. Tamamen bugün itibariyle cuma günü Fed tarafından Powell'ın yapacağı açıklamalara altın ve gümüş tarafının odaklandığını görmekteyiz.
Çünkü buradan gelecek tahvil alımlarıyla ilgili bir azaltma yönüne gidilecek haberi Powell tarafından Dünya Merkez Bankaları böyle bir sinyali alabilirse, bu doların güçlü seyrine devam etmesi altın tarafında da aşağı yönlü hareketlerin hız kazanmasına sebebiyet verebilir. O yüzden çok dikkatli olmanız gereken bir gün olacak arkadaşlar. Özellikle Cuma günü Fed'in yapacağı, Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalar, sizler de bu açıklamalara kilitlenmeniz şart. Kendinizi koruma altına almak için yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla 1750 dolar seviyesi bir stop bölgesi olarak kullanılabilir arkadaşlar. Yukarıda da 1800 dolar üzerinde tutunmalar şart. Çünkü bu 1800 dolar üzerinde tutunmaya devam ederse altın yönünü tekrardan 1830 dolar ve yukarı yönlü revize edecektir. Aşağıda 1750, yukarıda da 1800 dolar sıkı bir şekilde altın sever arkadaşların ve altın takip eden arkadaşların takip etmesi gereken bir bölge olarak dikkat çekmekte. Günlük bazda gene altına baktığımız zaman bizler için günlük bazda takipte kalmamız gerekecek en önemli seviye 1780 dolar seviyesi gene gözükmekte. 1780 dolar üzerinde kalındıkça şurada gördüğünüz yukarıdan çizdiğimiz trend çizgisi yükselişin devamı için 1812 doların geçilmesinin şart olduğunu bizlere göstermekte. 1810 dolar, 1812 dolar üzerinde onsun tutunabilmesi yukarı yönlü hareketlerin günlükte de tekrardan hız kazanmasına sebebiyet verecektir. Bu verdiğim rakamlar sıkı bir şekilde takibinizde kalsın arkadaşlar. Hemen gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da gene bizler için önemli bir direnç bölgesi haline gelmiş olan bölge. Şurada gördüğünüz 491 seviyesindeki bölge. Bugün itibariyle bu bölge gram altında 494 TL civarına kadar gelmiş durumda. Yani gram altında da tekrar olumlu seyrin başlayabilmesi için mutlaka şuradaki EMA değeri üzerinde 494 TL üzerinde günlükte kapanışlar görmemiz şart. Bu ons tarafındaki baskı sebebiyle gram altında da arkadaşlar bu yine en önemli destek bölgesi olarak 465 bölgesi dikkat çekmekte. 465 ve 490 TL civarlarında gram altında yön arayışı devam etmekte. Jackson Hole toplantısından gelecek haberler, özellikle tahvil alımlarıyla ilgili gelecek haberler olumsuz, yani altın lehine olumsuz bir şekilde sonuçlanacak olursa gram altında da 450 TL civarına doğru geri çekilme görebiliriz ons bazlı olarak. O yüzden gram altın takip eden arkadaşların da dikkatli bir şekilde özellikle ons altın seviyesini takipte kalmasında fayda var. Haftalıkta gram altına baktığımız zaman gene bizler için 465 seviyesi ve şuradaki EMA, yakın EMA değerimiz olan 491 TL civarının haftalık kapanışlarda da gram altın tarafında dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekliliğini bize göstermekte arkadaşlar. Yani 491 TL altında kalışlarımız gram altını tekrardan bu 465 TL civarına doğru geri çekebilir. O yüzden sizlerin de dikkatli olması ve Jackson Hole toplantısında Fed'in ve Powell'ın yapacak olduğu açıklamaları sıkı bir şekilde, özellikle son dakika ekonomi haberleri üzerinde takip etmeniz faydalı olacaktır arkadaşlar. Görüntü şu an itibariyle gram altında 490 üzerinde kapanışlar görmediğimiz için yatay bir şekilde yönün aşağı yönlü olabileceğini de altında söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdilik bu seviyeler takibinizde olsun. 4 saatlikte gene gram altına baktığımız zaman satıcılı seyrin devam ettiği ve kısada bizler için 482, onun altında 479 ve 474 desteklerinin dikkat çektiği de gözükmekte. Gümüş ons takip eden arkadaşlar için ise gümüş
düşüşte. Şurada oluşan bir ikili dip formasyonu mevcut. 22.90 seviyesi ve yukarıda önemli bir direnç bölgesi 23.97 civarından geçen direnç bölgesi. Gümüş bu 23.97 kuvvetli direncini yukarı yönde aşabilirse formasyon gereği yükselişi şurada gördüğünüz 24.80-24.90 aralığına kadar gümüşün onsunu götürebilir. Fakat gümüşte de gene dikkat etmeniz gereken 22.85 civarından geçen bir destek mevcut. 22.85 ile 23.97 arasında sıkışmış bir gümüş ons grafiklerde gözükmekte. Şuradaki ikili dip formasyonunun çalışması durumunda gümüş onsun yukarı yönlü hareketlerinde bir hızlanma görebiliriz ve 24.90-25 dolar civarına doğru gümüşün onsunda hareketler izleyebiliriz. Fakat aşağıda da gene mutlaka dikkat etmeniz gereken şu olay var. Buradaki olayda 22.80, bunun kırılımında da hızlı bir şekilde 22 dolar seviyesine kadar inen bir gümüş izleyebiliriz. Gümüşte benim için arkadaşlar, bakın bu benim için yatırım tavsiyesi değil. Bu grafikte görmüş olduğunuz çizimdeki şu 22 dolar seviyesi benim için çok önemli bir bölge. Özellikle gümüş takip edenler için. Çünkü ben bu 22 dolar aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe arkadaşlar, hatta burası biraz yani 22 dolar civarı diyelim, kırılmadıkça ben gümüşteki pozisyonumu bozmam. Tabii bu sizin kendi yatırım kararınızdır. Hiçbir şekilde ben sizleri etkilemek istemem. Burada daha öncelerden de gümüşün onsunun bu 22 dolar seviyesine kadar çekildiği görülse de bu 22 dolar seviyesinden gümüşün onsu devamlı yukarı yönlü tepki yükselişleriyle karşılaşmış ve yönünü tekrardan yukarı 30 dolar seviyesine doğru çevirmiş gözükmekte. O yüzden ben gümüş takip ediyor olsaydım, gerçi şu an benim elimde gümüş yok, fakat gümüş takip ediyor olsaydım bu 22 dolar altında gümüşte bir kapanış görmediğim müddetçe panik yapmazdım arkadaşlar. Bunu da sizlere burada grafikte hatırlatmak istedim. Özellikle Fed'in ve Powell'ın yapacağı açıklamalar altın üzerinde baskıyı arttıracaktır. Cuma günü yaklaştıkça buradaki baskı, buradan gelecek mesajlar altın üzerinde baskıyı arttıracaktır. Volatilitenin yüksek olacağı bir döneme giriyoruz. Sert düşüşler görülebileceği gibi sert yukarı yönlü hareketler de görülecektir. Özellikle böyle günlerde kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar, forex işlemleri yapan arkadaşlar böyle günlerde işlem yapmaktan kaçınmalı. Çünkü yüksek volatilitenin işlemlerde paranız bir anda sıfırlanabilir arkadaşlar. O yüzden bu tür günlerde pek kaldıraçlı işlemlere girmenizi de Başkan 35 olarak ben sizlere tavsiye etmem. Evet sevgili dostlarım, altını, gümüşü ve GaForex'ten biraz bahsettik. Videoya sponsor olan GaForex'ten sizlere bahsettik. Bugünkü videomuzu da burada sonlandıralım. Tekrardan gelişmelere, son durumlara bakarak yeni videolar yaparız. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşları da mutlaka Başkan 35 kanalına abone olmaya davet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.